Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde saatin oraya simge ekleyeceğiz. Yani görev için bunun oraya simge ekleyeceğiz. Programımız açıldığında otomatik simgesiyle açılacak. Veya otomatik açılacak. Simge durumuna düşürdüğümüzde bu saatin oraya simgesi gelecek. Şöyle bir ilk önce hangi itemi kullanacağımızı göstereyim. Tuğla baksan notifi ikonu kullanacağız. Bu dersimiz her yerde bulunmaz arkadaşlar. Birçok internette arasız bulamazsınız. İyi dinlemenizi istiyorum. Kolay derstir. Ama çok da işe yarar. Programınıza eklerseniz programınızın tasarımı ve de görünüş açısından çok büyük bir önem sağlar. Konumuza bir tane ekledik. Toolbox'ta bulunmuyorsa Toolbox'tan herhangi bir itemin üstüne sağ tıklayıp Choose Items dersiniz. Oradan hemen açılan menüden eklersiniz. Notify ikon ekledim. İsmini örnek program diyorum arkadaşlar. İkon seçelim bir tane. İkon seçmezseniz boş mavi şeklinde görünür. Bu bilgisayarınız XP ise burada simgelerin yanındaki arka plandaki renk otomatik görünür. Yani GIF gibi sadece bu mavi renk görünür. Bir tane ikon bulayım. Şurada vardı. Burada faaliste vardı galiba. Evet, burada mesela bir oyun ikonu var. Oyun ikonunu yaptım. Direkt ikonunu ayarladım. Hiçbir kod yazmadan. Bir önce göstereyim size nasıl görünüyor. Evet arkadaşlar, açılıyor. Gördüğünüz gibi simgesi buraya geldi. Programım da açıldı. İsterseniz program açıldığında simge gelmesin. Bakın üstüne geldiğinde örnek program diyorum ama tıkladığında hiçbir şey olmuyor. Bu tıklama özelliklerini de öğreteceğim şimdi size. İsterseniz programımız açıldığında simge gelmesin. Simgeyi düşürdüğümüzde gelsin. Ama öyle hoş olmaz. Direkt açıldığında simgesiyle açılsın. Şöyle. Şimdi notifiye ikonu seçiyoruz arkadaşlar. Şuradan. Properties alanına geleceğiz. Seçtim notifiye ikonu. Buradan context menü strip ekleyebilirsiniz. Yani simgenin üstüne sağ tıklandığında çıkış hakkında öne getir, göster gibi mesela bir menü ekleyebilirsiniz. Onun için formunuzdan context menü strip eklemeniz gerekiyor. Bir tane ekleyelim biz. Bunu da gösterelim. Notify ikonundan context menü strip'ten context menü strip 1 diyoruz. Yani eklediğimiz menü strip'i seçiyoruz. Buradan mesela göster diyelim. İzle diyelim. Hakkında diyelim. Hakkında'nın üstüne sağ tıkladım arkadaşlar. Menü açıldı. Insert seçtim. Oradan separator var. Seçtim onu. Şimdi yine kod yazmadım. Hiç. Tekrar oynatıyorum. Bakalım yaptığımız değişiklik kaydolmuş mu? Programımız açıldı. Sağ tıklıyorum. Göster, gizli hakkında diye menü geldi. Hiçbir işlem yapmıyor tıklayıcı çünkü kodlarını yazmadık. Şimdi şöyle bir şey yazacağız. Simge durumuna düşürdüğünde bu o menüdeki gizli seçeneği kalkacak. Zaten gizlenmiş hali olduğu için gizli seçeneği kalkacak. Sadece göster seçeneği kalacak. Mesela bir buton ekleyelim. Gizle diye. Programı gizlesin bu buton. İsmini gizle diyelim. Gizli butonuna tıklayınca Mi Visible
False, yani programın gönüllülüğünü kapatdım ve context menü strip bir ya da arkadaşlar şöyle diyelim, böyle uzun oldu kafanız karışmasın. Context menü strip'te bizdenin click olayına gelelim. Direkt click olayı açıldı. Buradan bunu kopyalayalım menü itemi. Buraya yapıştıralım. Visible false diyelim. Yani butona tıklandığında gizle kapansın. Zaten gizli halde. Programı gizlesin ve gizli butonu kapansın. Menüdeki gizli butonu. Ayrıyetten göster butonu açılsın. Menüden bunu da kopyalayalım. İşte true diyorum. Pardon. Menüden visible diyecektim. Visible. Şimdi bunun üçünü kopyalıyorum arkadaşlar. Menüden strip'tekini göster butonuna da tam tersine yazıyorum. Visible true, yani görünsün. Gizli kapansın. Şey açılsın. Göster kapansın. Programın ilk açılışında da göster butonunun visible'ını false yapalım. Programın ilk açılışında görünmesin yani. Gizli butonunda click olayına aynı şeyi yazalım. Buton 1'deki. Kodlamamı yaptım. Şimdi programı açtım. Deniyorum debugla. Açıldı arkadaşlar. Şimdi simgenin üstüne sağ tıkladım. Göster butonu yok. İlk önce gizli butonuna tıklayalım. Göster geldi. Gizli kayboldu. Göster diyelim. Gizli geldi. Göster kayboldu. Gizli diyelim. Göster geldi. Göster diyelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor programımız. Hakkında ya da bir şeyler ekleyebilirsiniz. Kapat ekleyebilirsiniz. Bunun dışında context menüsünün üstüne tıklayıp buradan menüye işte item ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki programın ikonunu değiştirmek için programın ikonunu değiştirmeyi öğrenmek için form ikonunu değiştirme dersimizden bunu öğrenebilirsiniz. Bu dersimiz de bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.